Değerli misafirler ve basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Salonumuzu coşkuyla dolduran teşkilatlarımıza ve iyilik gönüllülerine kalpten teşekkür ediyorum. Bir gerçeğin altını çizerek başlayayım. Takip ediyorsunuzdur. Sesimiz gürleştikçe İyi Parti nereye gidiyor diyenler, bizi görmezden gelenler, güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlar. Gelin, görün, kafanızı kumdan çıkarın. Bu salondaki heyecanı, bu salondaki coşku, bu kalabalık her şeyi anlatıyor. Siz, sizler Anadolu ve Rumeli'nin yiğitleri, sizler sansür duvarlarını yıkan akıncıların bugünkü temsilcileri, sizler memleket sevdalılarının karşısında olmaktan, size hitap etmekten kalbi muhabbetlerimi ve kalbi gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah adım adım iktidara yürüyecek, çok daha büyük bir gururu hep birlikte paylaşacağız. İman etmiş bu yürekleri ayrı koyma Allah'ım. Yolumuzu açık eyle ya Rabbim. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta milletimizin refahı ve hakları için yaptığınız çalışmalar, verdiğiniz önergeler için sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Biliniz ki milletimizin gözü kulağı İyi Parti'dedir. Bu salonda gündem oyunlarına laf yetiştirmiyoruz. Yıllanmış ezberleri tekrarlamıyoruz. Milletin derdi, isteği neyse onu söylüyoruz. Milletimizin beklentisi neyse onu dillendiriyoruz. Yalan söylemiyoruz. Hakikati eğip bükmüyoruz. Yeni bir dil kuruyoruz. Sağımıza solumuza bakmadan biz varız diyoruz. Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Emeklilikte yaşa takılanların sesi oldunuz. Afetlerden zarar gören çiftçilerin sesi oldunuz. 3600 ek göstergenin takipçisi oldunuz. Şarbonlu et ithaline karşı durdunuz. Adana'daki tarım alanlarının yok edilmesine karşı durdunuz. Aynı şekilde Tarım Bakanlığı'na atanması beklenen 10.551 kişinin de sesi olacağız. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta ziyaretimize gelen meslek eğitimcileri ve usta öğreticilerin sorunlarını dinledik. Çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde mahalle birliklerinin ziyaret yaptığı ve bizi bilgilendirdikleri konularla ilgili, imar yasasında yapılacak olan değişikliklerle ilgili konuların takipçisi olacağız ve o konuda hükümeti uyarmaya devam edeceğiz. Bizim kapımız sesini duyuramayan tüm vatandaşlarımıza açıktır. Bizim kapımız tüm STK'lara, odalara, borsalara, derneklere, vakıflara sonuna kadar açıktır. Kimin ne sorunu varsa buyursun gelsin. Kapımız ardına kadar açıktır. Bırakın Marco Paşa'nın kapısını.
Derdinizi dert bilene, feryadınızı kulak verene anlatın. Aziz milletim, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar artık vatandaşımızın cebini yakıyor. Çarşıda, pazarda fiyatlar ortada. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek artış dar gelirliyi bir borç sarmalına sürüklüyor. Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşımızın huzurunu kaçırmaya yetti. Vatandaşımız bir buhranın içine sürüklenirken iktidarın gayri ciddi tavırları tüm dünyada alay konusu oluyor. Herkesin izlediği bir televizyon programında Türkiye'de Türkiye ile ilgili alay edilen bir programın fotoğrafı. Bunlar çarşıda, pazarda, markette zabıtaya etiket kontrol ettiriyor. Böylece enflasyonla mücadele edeceklerini sanıyorlar. Söyler misiniz? Bu durumda ne yapalım? Biz de geçiş ücreti düşsün diye Erdoğan'ın doları endekslediği köprülere, otoyollara, tünellere zabıta mı gönderelim? Daha önce de ifade ettim. Doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. Teşhisi doğru yapmazsanız tedaviden sonuç alamazsınız. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Kışın gelip çattığı, Ağustos böceğinin üşümeye başladığı zamana geldik. Türkiye'nin altına döşedikleri dinamitleri sıcak parayla, borç parayla örtmüşlerdi. Şimdi gerçekleri örten o perdenin açıldığı zamana geldik. İşte bakın, bu sıkıntılı dönemde öncelikli ihtiyacımız yerli ve yabancı yatırımcıya güven sağlamakken, uluslararası piyasaların takip ettiği ekranlarda komik durumlara düşüyoruz. Market raflarında diş macunu etiketi kontrol ederek enflasyonu düşürebileceğini zanneden ilkel bir ülke görüntüsü veriyoruz ve Türkiye bunu hak etmiyor. Çünkü milletin yaşadığı sıkıntıya ancak damat kadar ciddiyetle yaklaşabilen bir iktidarımız var. Emekliye, sabit ücretliye zam yapın. Biraz ferahlasınlar diyoruz, ses yok. Yerli otomobile vergi indirimi yapın. Sektör nefes alsın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasında TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok. Adaleti tesis edin, vatandaş devletine, yargıya güvensin diyoruz, ses yok. Bizi dinlemiyor ama Allah var, Amerika'nın her sözünü dinliyor, yerine getiriyor. Devlet hiçbir zaman kendi milletine bu kadar kayıtsız kalmamıştı. Uluslararası alanda kaybettiğimiz itibarı toparlamayı bırakın. İktidar içerideki algı operasyonlarıyla durumu idare etme peşinde. Borazan medya o kadar pespaye durumda ki geçen hafta açıklanan Ağustos ayı cari açık rakamlarını yorumlamaktan aciz. Aczin ötesinde millete apaçık yalan söylüyor. Ağustos ayında Türkiye uzun bir aradan sonra cari açık vermedi. Bir de baktık ki borazan medyada alkış koptu. Yeni ekonomik programın zaferi diye manşetler atıldı. El insaf, döviz artışına karşı ne zaman tedbirler alındı? Eylül ayında. Peki yeni ekonomik program ne zaman açıklandı? Eylül ayında. Şimdi sorarım size, Eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos ayındaki rakamlara etki ediyor? Hala yalan peşindeler. Deve kuşu misali kafayı toprağa gömünce her şey hallolacak sanıyorlar.
ve cahiller, Türkiye'de cari açığın aniden cari fazlaya dönmesi ancak kriz dönemlerinde görülür. Bu sonuç mal alacak para kalmadı demektir. Bu sonuç artık üretim yapamıyoruz demektir. Bu sonuç biz krizdeyiz demektir. Ama iktidar ve onun borazan medyası milletimizi kandırmak için krizi bir başarı gibi sunup yalan söylüyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün kafasını kuma gömenler seçim döneminde bize laf atıyorlardı. Meydanlarda millete cebinde kaç lira var diye sorduğumuzda Sayın Erdoğan sana ne milletin cebindeki paradan diyordu. Doğrudur. Kendisi milletin cebindeki parayı dert etmiyor. Ama siyasetçinin görevi, ülkeyi yönetenin görevi vatandaşının cebinde para var mı yok mu bilmektir. Bir çuval un kaç para olmuş? Bir koli yumurta kaça? Bir teneke yağın fiyatı ne? Onun umurunda değil. Gübreden, tohumdan, mazottan haberi yok. Sütten, mamadan, bulgurdan haberi yok. Doğalgazla, elektrikle ilgilenmez. Yanan mutfakları, delinen cepleri, eriyen cüzdanları görmez. Açlık sınırı nedir bilmez. Fakirlik, işsizlik onu ilgilendirmez. Çünkü o güçten başka hiçbir şeye inanmaz. Kazanmaktan başka hiçbir şeyi umursamaz. Erdoğan sadece bir şeye bakar. Anketler. Oyu düşmesin de memleket düşmüş kimin umurunda? Bu arada bilin ki son günlerde anketler pek aklına yatmıyor. Koltuk sallanıyor. Eşyanın tabiatıdır. Fıtrattır bu fıtrat. Her canlı gibi organizasyonlar da doğar, büyür ve vadesi dolar. AK Parti'de doğdu, büyüdü ve raf ömrü doldu. Konkordato nedir bilmezdik. İflasın öteki adıymış meğer. Sayesinde öğrendik. Zabıtayla ekonomi idaresi görmemiştik, sayesinde gördük. Papaz kaçtı lafını bilirdik de uçtuğunu duymamıştık. Sayesinde duyduk, şahit olduk. Her şeyi yaşadık. Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olacak? Daha kötüsü ne olacak? Bizi rızıkla mı tehdit ediyorsun? Aklını başına devşir. Rızkı veren Allah'tır Allah. Biliyorsunuz damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Programlar patlıyor ama nur topu gibi bir logomuz daha oldu. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Bu sayede aylar sonra enflasyonu kimin hortlattığını öğrenmiş olduk. Meğer başımıza bütün bu çorapları ören bakkallar, pazarcılar, fırıncılarmış. Meğer bütün esnaf kafa kafaya vermiş, ekonomimize karşı saldırıya geçmiş. Açıklanan planın özeti bu. Plan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı. Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere 2 ay sürecek %10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde
cebinde kalacak birkaç kuruş bizim için değerlidir ve destekleriz. Ancak hükümetin ayak oyunlarına kanacak kadar da saf değiliz. Milletimizi kandırmalarına, veriyoruz derken almalarına seyirci kalamayız. Bu indirimin asıl amacı nedir biliyor musunuz? Üreticiyi 2 aylık bir indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonunu düşük göstermek. Yıl başında işçiye, memura, emekliye düşük zam yapmak için hazırlanmış ucuz bir düzenlemedir bu. Zorlama indirimlerin sonrasında biliyoruz ki bindirimlerin gelmesi kaçınılmazdır. Üreticiler yaptıkları indirimleri 2 ay sonra zam yaparak telafi edecekler. Ancak vatandaşın maaş artışı ne elektriğe, ne doğalgaza, ne de bu zamlara yetecek. Sayın Erdoğan, bu ayak oyunlarını bırak ve sorunun temeline in. Seçimlere yatırım yapmayı bırak, memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil, çözümleriniz çözüm değil. Gönüllülük esastır diye indirim çağrısı yapıp sonra baskı yapması için valilere genelge yolluyorsun. Türkiye'yi tek parti rejimine, komünist Rusya'ya mı çevirmek istiyorsun? Başımıza politbüro şefi mi kesildin? Bu kafada ilerlersen esnaf sattığı fiyattan yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla, kuyruklarla baş başa kalacağız. Gerçekten in demekle fiyatları indirebileceğinizi düşünüyorsanız bu kabiliyetinizi her alanda deneyin. 88 bin kişi daha yeni işsizler arasına katıldı. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği de indirin. İn demekle iniyorsa dövizi indirin. İn demekle iniyorsa faizleri indirin. Ha bir de o uçaklardan, arabalardan inin, arabalardan inin. Değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar eşliğinde pazarcının tepesine dikilip şov yapmaları bunu gösteriyor. Amerika'ya diz çöküp papazı verenler gariban esnafı da hain ilan ediyor. Bir kez daha söylüyorum, hırsızı, fırsatçıyı yakala, ayıkla, cezasını ver. Ama ekonominin halinden sen sorumluyken esnafı infaz etme. Ve bil ki asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan. Bir yandan yabancı yatırımcı dardaki insanımızın malını mülkünü ucuza kapatsın diye fon kuruyorsun. Diğer yandan işsiz kardeşimin sigortası olan fondaki parayı bankalara aktarıyor, ihracatçının 40 milyar dolar KDV iadesinin üstüne yatıyorsun. Sonra da çıkıp yerliyim, milliyim diyorsun. Yerlilik kim, millilik kim, sen kim? İşte bakın, ülkeyi içine düşürdüğü sarmaldan sözüm ona çıkarmak için oluşturduğu kurullara bakın. Yine liyakat aramıyor. Yaptığı hataları alkışlayanlardan kurul oluşturuyor. Bu kurullar güya bizi düze çıkaracaklar. Kurula girenlerin ilk işi makam arabalarının markasını beğenmemek oldu. Yahu
yanlışı alkışlayan nasıl düze çıkarsın? Dikkatle dinleyin isterim Sayın Erdoğan. Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Konsey adında bir kurul var. Bu kurulu yıllardır çalıştırmıyorsun. Şimdi sarayda yeni kurul oluşturuyor. Kimlerle? Biri Sayın Erdoğan'ın meşhur faiz sebep, enflasyon neticedir teorisini üreten kişi. Durmuş Bey bana doğru bakarken gitti. Çünkü literatürde böyle bir tanım yok. Bir başkası da jöleli bir arkadaş. Varlık Fonu yönetiminde 2 yıl görev yaptıktan sonra hiçbir icraatı olmadığı için görevden alındı. Daha evvel bu arkadaş Telekom'un yönetimindeydi. Telekom'un durumu ortada. Bir diğeri yüzlerce yıllık iktisat ve finans literatürünü hiçe sayan garip fikirlerin sahibi. Onun yanında cari açık ve ekonomik krizin baş sorumlusu eski bir bakan. Denizliler iyi tanıyor. Ve bu kurulun tavsiyelerini uygulayacak olan da, yani orkestra şefi de damat. Hadi bakın bakalım buradan ne hayır çıkacak. Seni ve hatalarını alkışlamaktan başka meziyeti olmayanları bırak. Türkiye'nin iş insanlarını, esnaf odalarını, sendikalarını, partilerini topla, danış. Kalabalık toplantılar düzenleyip kendini alkışlatman ve herkese emir yağdırman sorunu çözmüyor, çözmeyecek. Bu ülke hepimizin ve sen onu sıkıntıdan, ülkenin tüm dinamikleriyle istişare ederek çıkarabilirsin. Yapmıyorsun. Esnafa sopa, işsize fırça, vasıfsız adamlara ise yağlı ballı kurul üyeliği. Açıkça ortadadır ki buralar politika kurulu değil, yandaş arpalığıdır. Allah korusun, bunlar politika oluşturmaya kalkarsa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Erdoğan'ın açıkladığı 2019-2021 yatırım programına bakıldığında da asıl tablo ortaya çıkıyor. Diyor ki Erdoğan, ülkeyi batırdık. Tek bir çivi bile çakacak halde değiliz. Herkes başının çaresine baksın. Ama kriz mriz yok. Aziz milletim, bu imkan ve şerait içinde dahi bil ki ülkeyi düze çıkaracak kadrolar var. Ve işte bu kadrolar bu salondadır. Kusursuz zannettikleri planlarına milletin verdiği cevap işte burada. Size boyun eğmeyiz diyenlerin cevabı burada. Türkiye bizimle iyi olacak. Bizi yok edemezsiniz diyenlerin cevabı işte burada. Hizaya çekemeyeceksiniz. Diz çöktüremeyeceksiniz. Boykotlar, karartmalar bizi durduramayacak. Ve şundan emin olun ki güneş balçıkla sıvanamayacak. Sıvayamayacaksınız. Değerli milletvekilleri, artık İyi Parti var. Artık İyi Parti var. Siyaseti sürekli Erdoğan'ın ayak verdiği
bir aşık atışması olmaktan çıkarıyoruz. Sarayın istediklerini değil, 81 milyonun dertlerini konuşacağız. Şef Erdoğan yönetiminde AK Parti'den sesler korosunu dinlemek istemiyoruz. Dinlemek istemiyoruz ve dinlemeyeceğiz. AK Parti ile CHP'nin halat çekme yarışına dönen seçim düzeneğini boşa çıkaracağız. Daha yeni başlıyoruz derken şaka yapmıyorduk. İyi Parti'ye ilgi her geçen gün artıyor. Her meselede İyi Parti'nin duruşu belirleyici hale geliyor. Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki McKenzie, af, ekonomik kriz, Suriyeliler, Doğu Türkistan başlıklarında İyi Parti ne diyorsa milletimiz de aynı şeyi söylüyor. Yeminli kalemler bile daha fazla kayıtsız kalamadı. Bu sayıları ve yüzdeleri aşan bir durumdur. Bu cesaretimizin ve kararlılığımızın neticesidir. Bu özgür ağırlığımızın neticesidir. Bu sizin eserinizdir. Siz milletin çığlığı oldunuz. Siz üst aklın tuzağını bozdunuz. Sizden korkuyor. İyi Parti'den korkuyor. Korktuğu başına gelecek. Ne yapsam boş Sayın Erdoğan. Bizden kurtulamayacaksın. Değerli milletvekilleri, değerli misafirlerimiz, aziz milletim. Kurumsuz ve kuralsız ve hukuksuz tek adam yönetiminde az zamanda öyle şeyler gördük ki insan hayret ediyor. Tek cümleyle anlat deseler derim ki Türkiye'nin üstünde Erdoğan'ın hayaleti dolaşıyor. Bu yoz ve ucube sistemi Türkiye'ye dayatırken ne diyorlardı? Ekonomi şaha kalkacak. Dünya kıskançlıktan çatlayacak. Türkiye öyle bir uçacak ki tutabilene aşk olsun. Peki sonuç ne oldu? Dolar uçtu, enflasyon uçtu, faiz uçtu, işsizlik uçtu, yağ, un, zeytin uçtu, domates, yumurta, tuz uçtu, damat uçtu, yandaş uçtu ve sonunda da papaz uçtu, papaz uçtu. Papaz meselesi öyle bir mesele ki sussam olmaz, söylesem gönlüm razı değil. Memleket bizim, gurur bizim, iş gelip zülfü yare dokunuyor. Millete, devlete, tarihe dokunuyor. Yaptığından utansa devlet aşkına susacağız. Allah da millet de beni affetsin dese tarih aşkına susacağız. Sadece susmayı deneseler belki de biz susacağız. Ama bakıyoruz ki pişkinlikte sınırları yok. Yine inkar edip ajan demedim, ajans dedim diyecek. Casus demedim ki, bir sus dedim diyecek. Rahip demedim, sahip dedim diyecek. Ne diyordu? Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Biz de içimizden sessizce dedik ki atma Recep, din kardeşiyiz. Yine endişemizde haklı çıktık. Şimdi 1100 odalı sarayında oturan 500 milyonluk milyon dolarlık
uçakla gezen o fakire sesleniyorum. Mensubiyet duymadığın ve mesuliyetini taşıyamadığın Türk devletinin itibarını papazın zünnarına bağlamıştın. Papaz uçtu, elbisesi kaldı. Bir zamanlar diyordun ya, gerekirse papaz elbisesi giyerim diye. Buyur, artık giyebilirsin. Buradan soruyorum. Bu papaz ajan değilse, FETÖ'cü PKK'lı değilse niye içeri attınız? Yok eğer bütün bu suçları işlediyse niye bıraktınız? Elin adamına havanı atarsın da atıyorsun, tamam. Ama biz görüyoruz her şeyi. Bize yutturamazsın. Bağımsız mahkemeler masalını geç Sayın Erdoğan. 12 Ekim'den günler önce Amerika'da hazırlıklar yapıldı. Papazı karşılayacak komite bile belirlendi. Duruşma başlamadan uçağı pist başına çekildi. FETÖ ile birlikte icat ettiğin gizli tanıklar nasıl oluyorsa aynı anda ağız değiştirdi. Sonra da ajanlık majanlık yok, aldığı ceza örgüt üyeliğinden, öyle mi? Trump'a Twitter'dan mesaj atıp yargımız bağımsız, kararı onlar verdi diyorsun. Trump da sana cevap veriyor. Yardımları için Erdoğan'a teşekkür ederim diyor. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Al papazı, ver papazı diyordun. Papazı verdin gitti. Ne aldın? Kimi aldın? FETÖ'nün elebaşısını alabildin mi? YPG'nin elindeki Milli İstihbarat mensubu iki evladımızı al dedik, alabildin mi? El alemin papazına sahip çıktığı gibi sen bu iki evladımıza sahip çıkmadın. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. En başından sana seslendik. Söz ağızdan çıktı. Bari bu defa geri adım atma dedik. Seni elin Amerikalısına dövdürmeyiz dedik. Ettiğin kabadayılık yine havada kaldı. Biz dik dur dedik. Gittin sen diz çöktün. İtibara gölge düşürdün. Gururu incittin. Devlete halel getirdin. Askerimize çuval geçirdiklerinde sustun. Yargımızın başına çuvalı da bizzat elinle sen geçirdin. Türk milleti seni affetmeyecek. Tarih seni affetmeyecek. Bir kerecik ettiğin sözün arkasında dur da nazarlığın olsun arkadaş. Nazarlığın olsun. Azıcık yavaş dön de biz de lafı denk getirelim. O kadar hızlı dönüyorsun ki lafımız denk düşmüyor. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? İçimizdeki akılsızlar yüzünden bizi helak etme Allah'ım. Değerli milletvekilleri, sadece papaz mevzuunda mı? Hayır, her konuda, her fırsatta eğit diye başlıyor. Kimseyi bulamazsa gölgesiyle kavga ediyor. Ama iş Suudi Arabistan'a gelince ne hikmetse zerafeti, kibarlığı tutuyor. Kim bilir? Belki de Suudi Kral'ın Mahdum'un vakfına yaptığı 99 milyon 999 dolarlık
meşhur yardımın hatırı vardır. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaldırılması karşısında tek söyleyebildiği şu oldu: sessiz kalamayız. Hepsi bu. Sözcüsü de diyor ki Suudi Arabistan'la ortak çalışacağız. Neyi çalışacaksın? Tilkiyi kümese bekçi mi yapacaksın? Kilerdeki peynir için fareye nöbet mi yazacaksın? Sicili Türk düşmanlığıyla dolu bir başkası da bu konuda Suudi Arabistan'ı fazla suçlamayalım diyor. Sanırsın gazeteci kapalı çarşıda kayboldu. Bu insan konsoloslukta kayboldu, konsoloslukta. AK Parti'nin Suudi sicili en başından beri bozuk. Otel odalarına, ayaklarına gittiler. Devlet şeref madalyası verdiler. Milli yas ilan ettiler. Şimdi de Türkiye'ye haydutça meydan okumasına sessiz kalıyorlar. Beyler, kendinize gelin, kendinize. Suudi Arabistan hem insan hayatına hem de egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır. AK Parti'nin sessizliği karşısında işi bir adım daha ileri götürüp Türkiye'nin, Türk milletinin aklıyla alay etmiştir. Son gelişmelerden anlaşılıyor ki Erdoğan işi Amerika'ya havale etti. Bu olay vesilesiyle haddini aşıp bizim devlet de eskiden böyle işler yapardı diyerek her fırsatta Türk devletine kin kusanlara bunların ne olduğunu hatırlatayım. Suud, Türk'e karşı İngiliz atı olarak ortaya çıkmıştır. Suud, kutlu coğrafyada emperyalizmin kuklası ve maşasıdır. Suud, Mısır'da darbe destekleyicisi, Türkiye'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıdır. Suud, Suriye'de PKK'nın 100 milyon dolarlık bağışçısıdır. Cemal Kaşıkçı'yı daha önce Amerika'daki bir operasyonla kaçırmak istedikleri ortaya çıktı. Ama önlemişler. Peki bizim devletimiz ne yapıyor? Bizim istihbaratımız ne yapıyor? Bu hazırlık bile bilinirken ülkemizde böyle bir operasyonu engelleyememek aynı zamanda hayati bir güvenlik zafiyetidir. Ülkemize yapılan bu küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır. Sayın Erdoğan, hesap kitabı bırak, gereğini yap. İyi Parti, Yesevi otağında Suudi şımarıklığına geçit vermeyecek. İyi Parti, Türk yurdunda yapılan bu haydutluğa sessiz kalmayacak. İktidarın sessizliğinin bir başka adresi de kadim Türk yurdu Doğu Türkistan. Doğu Türkistan meselesi milletimizin bağrında bir büyük yaradır. İyi Parti dışında kimseden ses çıkmıyor. Arındırma kamplarına milyonlarca Türk doldurulurken Erdoğan'dan ses yok. Ata yurdu Doğu Türkistan Çinlileştirilirken kendini insan hakları şampiyonu ilan eden CHP'den ses yok. Erdoğan'ın borazan medyası Doğu Türkistan'a Çin ağzıyla Sincan demeye devam ediyor. Somali'ye, Suriye'ye ağıt yakan Erdoğan, Doğu Türkistan konusunda sus pus. Sayın Erdoğan, Çin'den gelecek 3 kuruşluk kredi için mi susuyorsun? Çin'le neyin pazarlığını yaptın? Hangi sözleri verdin? Çin'in ipeğine şalına mı kandın? Doğu Türkistan kadim Türk yurdudur. Doğu Türkistan Saltuk Buğra Han'dır. Kaşgarlı Mahmut'tur. Osman Batur'dur. Barat Hacı'dır. Doğu Türkistan tarihimizdir, şerefimizdir.
İyi Parti Doğu Türkistan'ın unutulmasına müsaade etmeyecek. Cihan sussa İyi Parti susmayacak. Bu da böyle biline. Sayın Erdoğan Avrupa Birliği referandumundan bahsediyor. Ekonomik krizi gündemden düşürecek bir referandum arıyorsan al sana fırsat. Destek vereceğiz. Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi, verilmesin mi? Gel referanduma gidelim, milletimize soralım. Hodri meydan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Erdoğan'ın pazarlık masasına oturarak palazlandırdığı teröre karşı güvenlik güçlerimiz canla başla mücadele ediyor. Türk yurdunun fedaileri destan yazarken kan donduran bir ihmal açığa çıktı. DEDAŞ yetkilisi güvenlik nedeniyle Güneydoğu'da 90 bin elektrik sayacını okuyamadıklarını açıkladı. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Mesele 90 bin sayacın faturası da değildir. Mesele gidememektir. Gidemediğin yer senin değildir. Türk devletinin kendi topraklarında gidemediği bir yer olmaz. Olamaz. Devlet gider, o sayacı okur. Ödeyemeyen için de gereğini yapar. Bu saçmalığa bir an önce son verilmelidir. Nerede hain varsa üzerine gidilmelidir. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının değdiği yerde gül yeşerir. Şengal ise Şengal, Kandil ise Kandil. İYİ Parti'nin bu tavrı Erdoğan'ın Borazan medyasındaki PKK sevicilerini rahatsız etti. Geçen haftaki grup toplantımızda Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun dedim ya, alışkanlıkları tazelendi. Borazan medyada ayağa kalkanlar oldu. İftirayla, karartmayla, sahibinin talimatıyla İYİ Parti'ye saldıranlara hatırlatmak isterim. Demeçler, manşetler hakikati değiştirebilseydi dünya şimdi dönmüyor olacaktı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa metiyeler düzen borazan medya ise dilli şeytandır. Yalanlarınızın, boykotlarınızın, iftiralarınızın bir tweetlik canı var. Çünkü batılın tuzağı zayıftır. Haberin şöyle bir tanımı var. Bazıları bazı şeylerin bazı yerlerde yayınlanmasını istemez. Bunlara haber denir. Demek ki İYİ Parti haberdir. İYİ Parti Türkiye'de tek haberdir. İYİ Parti en iyi haberdir. Ve İYİ Parti en güzel haberdir. Borazanlar haber yapmasa ne yazar? Millet bizden haberdar, haberdar. Sayın Erdoğan artık bir ekran yüzünden ibarettir. Bu yüzden siyaseti gerçek gündeminden koparıp talk show'a çevirmek istiyor. Yıllardır kibirli bir yalanı tekrar ederek ayakta duruyor. Fırınınız yoktu, ben verdim. Yolunuz yoktu, ben açtım. Caminiz yoktu, ben yaptım. Bu gittiği yere medeniyet götürdüğünü iddia eden işgalci beyaz adamın dilidir. Erdoğan kasını başka çeşmelerden doldurmuş. Bu toprakların hikayesi bu değil. Nefsini putlaştırma dili. Nefsini putlaştırma dili. Bizim dilimiz değil.
Sayın Erdoğan, etrafındakilere dikkat et. Helvadan put yapıp acıkınca yiyenleri aklından çıkarma. Erdoğan siyaseten iflas ettiği için her müflis tacir gibi eski defterleri karıştırıyor. İş Bankası'ndaki CHP hisselerini gündeme getirmesi de böyle bir girişimdir. Aralarındaki kavgaya biz girmeyelim ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Erdoğan'ın derdi İş Bankası değil, ekonomi değil, hazine değil, millet değil. Ona ekonomik krizi gündemden düşürecek bir sahte kriz lazım. Yıllardır her seçimde oynanan oyunda bu değil mi? AK Parti ile CHP'nin birbirlerini döverek büyüttükleri bu oyunların millete bir faydası yok. Bu işlerden sadece AK Parti ve CHP ekmek yiyor. İstiyorlar ki sağlı sollu iki kutup halinde birbirleriyle didişsinler, biz de etraflarında toplanalım. İstiyorlar ki kendileri kavgaya tutuşsunlar, biz de tribünden izleyelim. Salazar'ın 3F'si vardı. Futbol, festival, fiesta. Erdoğan'ın da 3C'si var. CHP, CHP, CHP. Onun deyimle CHP, CHP, CHP. Açıkça söyleyeyim. Açıkça söyleyeyim. İyi Parti bu kumpasa düşmeyecek. Bu oyunu bozacak. Gölge boksuyla, gösteri maçıyla oy toplama devrini İyi Parti bitirecek. İki tarafında istekli oldukları bu bloklaşma. Bu bloklaşma oyunu bitecek. Konforlu siyaset sayfası da kapanacak. Ya milletin sorunlarıyla ilgilenecekler ya da tasfiye olup gidecekler. Papaz uçuyor, AK Parti'den ses yok. Af diyorlar, CHP'den ses yok. Ama iş orta oyunu mevzularına gelince ikisini de susturmak imkansız. Sayın Erdoğan, uluslararası piyasalarda güven sorunu yaşadığımız bir dönemde İş Bankası operasyonuyla mülkiyet hakkına taarruz gibi bir algıya sebep olursan yabancı yatırımcı kapımızın önünden bile geçmez. Bir topluluğa olan kinin sakın ha seni hukuksuzluğa sevk etmesin. Adil ol, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Şimdi Sayın Erdoğan CHP üzerinden Cumhuriyet'in kurucu iradesine saldırıyor ya, ben bir noktayı hatırlatayım. Öncelikle Cumhuriyet kurucu iradesine, Cumhuriyet kurucu iradesi saygıyı hak eder. Bunu bir kenara yazalım. Bir tarih hocası olarak hatırlatmak isterim ki İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı var dediği günlerde Sayın Erdoğan'ın abileri Dolmabahçe rıhtımında alkışlarla Amerikan 6. filoyu karşılıyordu. Meclis başkanı yaptığı İsmail Kahraman abisine danışmadan bu mevzulara girmesin batar. Gerçekten batar. Tuttuğu bayrak İsmet İnönü'yü Amerikancı yapıyorsa Sayın Erdoğan'ın Amerika'daki bir dernekten aldığı hizmet madalyası Tayyip Erdoğan'ı neci yapar? Bu polemik gereksiz ve yaralayıcıdır. Ve iki tarafın da beslediği bir polemiktir. Olan tarihi şahsiyetlerimize olmaktadır. Her iki tarafı da bu boş yarışa karşılıklı olarak son vermeye çağırıyorum. Değerli milletvekilleri, kalkınmanın da, refahın da, devletin bekasının da ilk şartı hukuktur. Güven ve adalettir. Bakın, kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkarılan, sonra da Erdoğan'ın ağzına bakan mahkemelerde beraat eden bu binlerce kişi var. Bu insanlar suçluysa niye beraat ettiler? Beraat ettilerse neden görevlerine iade edilmiyorlar?
Nerede bir kadro boşalırsa ya gelin ya damat ya evlatlarla mı Türkiye'nin kadrolarını dolduracaksınız? Kanuniye ne diyordu Ebu Suud Efendi? Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Ehliyetine, liyakatine bakmadan bütün kadroları kurşun askerlerle doldurdun ve memleketi 3 ayda ne hale getirdin? Sorduğunda hepsi dış güçlerin oyunu diyor. Allah'ın adını vererek soruyorum. Söyle, dış güç dediğin hangi ülkedir? Rusya ile kankasın. Çin'e ağzını açamıyorsun. Bütün Avrupa ülkeleri bu meselede Türkiye'nin yanındayız dedi. Amerika'ya da gittin, diz çöktün, papazı verdin. Ne kaldı geriye? Papua Yeni Gine mi saldırıyor ülkemize? Kimdir bu dış güç? Açıkla bilelim. Sen yapamıyorsan gereğini biz yapalım, biz yapalım. Değerli milletvekilleri, seçime kadar her türlü göz boyamayı deneyecekler. Her türlü aldatmaya teşebbüs edecekler. Ama netice değişmeyecek. İyiler gelecek. Biz geleceğiz. Bizim Türkiye'ye ve dünyaya dair bir sözümüz ve iddiamız var. Memleket diye bir meselemiz, millet diye bir derdimiz var. Huzur, güven, adalet diye bir idealimiz var. Bizim rakibimiz partiler ya da bir takım faniler değil. Biz yozlaşmış düzenle mücadele ediyoruz. Bizim hukuk diye bir mecburiyetimiz var. Ahlak diye bir önceliğimiz var. Biz iyi partiyiz. AK Parti'yi zora sokuyor diye krize sevinenlerle yürüyemeyiz. Millet için kötü olana biz iyi diyemeyiz. Biz iyi partiyiz. Horlananların, dışlananların, unutulanların ve tutunamayanların sesiyiz. Kapsama alanımız bütün Türkiye'dir. Biz iyi partiyiz. Felaket vaktinde toplanma alanı, selamet için buluşma noktasıyız. Biz milletin ta kendisiyiz. İyi Parti milletin bahtına düşen cemredir. İyi Parti son umuttur, son kaledir. İyi Parti tutunacak daldır, yürünecek yoldur. İyi Parti Türk'ün ak akçesidir, can yeleğidir. Vakti gelendir, vaktinde gelendir. İyi Parti... İyi Parti, artık yeni şeyler söylemek lazım, cancağızım diyen Mevlana'dır. İyi Parti, fetrete nokta koyan Çelebi Mehmet'tir. İyi Parti, Türk milletine son çağrıdır. O alınlar yeniden dik duracak, ağlayanlar gülecek, milletim huzurunda söz veriyorum. Herkes bıraksa, biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.